Ülke TV ekranlarından herkese merhaba Eda Özdemir'le Dünden Bugün'e programına hoş geldiniz. Bugün çok neşeli, eğlenceli, keyifli bir misafirimiz var. İnsan ayırımı yapmadan insanları ve onlara hizmet etmeyi çok seviyor. Dostluğa ehemmiyet veriyor. Vatanı, bayrağı, inancı, kırmızı çizgisi. Aşk dünyanın en evrensel kelimesidir ancak bunu tek manaya mahkum etmişler diyen, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Süleyman Yağcı Stüdyo misafirim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Süleyman Bey? Çok teşekkür ediyorum. Karşınızda oturduk daha iyi olduk. Çok teşekkürler. Eksik olmayınız. Programımız dünden bugüne. Hem dünü konuşalım hem bugünü konuşalım sizinle birlikte. Bizim unuttuklarımızı da siz hatırlatırsınız herhalde. İnşallah. <laughs> 16 Ağustos 1963 mü 64 mü? Ben 63'te dünyaya geldim de rahmetli babam 64 yazdık askere geç gitsin. Asker. <laughs> Erkeklerin böyle bir durumu var galiba babalar evet. aileler hep bunu düşünüyorlar. Evet. <laughs> Rize Çayeli kestanelik köyü anneniz Rabia Hanım babanız da mı Süleyman Bey? Babamın adı da Süleyman. Kendi adını size vermiş. <laughs> Çok enteresan bir hikayesi var onun. Buyurun. Şimdi rahmetli babamın aynı 10 yaş küçüğü bir amcasının oğlu vardı. Şimdi babamı kızdırmak için derdi ki ölüm yaşa bakmaz ama bir gün eğer sen benden yaşlı olduğun için benden önce ölürsen ben sensiz buralarda tek başıma mutlu mutlu yaşayacağım. Babamı kızdırmaya çalışıyordu. İsmini duymayacağım dedi. Babam da düşündü ben bunu bu lafın altına kalamam. Ne yapayım? O zamanlarda gidip nüfus dairesinde öldü demen yeterliydi, doğdu demen de yeterliydi. Benim aslında adım İbrahim'dir. Evet. Gitti nüfusa dedi ki benim İbrahim oğlum öldü dedi. Ee, bir ay sonra da gitti dedi ki benim bir oğlum var okula yazılacak e, yazdırmamışım. 7 yaşın oldu onu yazdıralım dedi. Dediler ki ismi nedir Süleyman. Yazdırdı Süleyman getirdi amca oğluna dedi ki ben ölsem bile Süleyman'la yaşamaya devam edeceksin dedi. Ve çimliği gösterdi. <laughs> Böyle bir şey de var e, hikayesi de var. Ama isim zenginiyim tabii. Daha sonra ekranlarda İsmail olduk, fısfıs fıs İsmail olduk. Süleyman, İbrahim derken kalabalık bir isimle yola devam ediyoruz. Alışıksınız ama değil mi bu şekilde seslenilmesine? Hepsine, de? hepsine cevap veriyorum, alıştım. İbrahim ne deseler bakıyor musunuz bakıyorum, Süleyman Bey? Bakıyorum. Bakıyorum. Aa, çok enteresan. E, anneniz ve babanız çiftçiymiş galiba. Siz de Kaçkar Dağları'nda yetişmişsiniz. Aynen çok öyle. güzel yerde yetişmişsiniz. Aynen öyle. Gençliğimiz o dağlara borçluyuz. Karadeniz <laughs> çok muhteşem. Mavisiyle, yeşiliyle gerçi Türkiye'mizin geneli öyle ama Karadeniz'in ayrı bir güzelliği var. Nasıl geçti çocukluğunuz? Çok mutlu, neşeli. Yani biz oyuncaklarımızı taşlardan yapardık. Deredeki taşlardan taş alırdık. Onu araba yapar, oyuncak yapardık ya da bir e, sopayı kırar yuvarlak e, direksiyon yapar, ona bir iki kırmızı kordele takar, araba yapardık. Trabzon lastiğini aldıkları zaman e, ilk e, birkaç gün giymeye kıyamazdık. Böyle yetiştik ama e, inanın ki biz o zaman e, şimdiki çocuklardan çok daha mutlu ve sağlıklıydık. Yani şimdiki çocuklar evlerde... Teknolojinin içinde mahkum olmuşlar. Bizim yediğimiz doğal yiyecekleri asla yiyemediler. Biz çarşıdan sadece tuz alırdık, şeker alırdık, bitti. Yani bütün yiyeceklerimiz kendi bahçemizden, doğamızdan, yoğurtumuz, sütümüz, her şeyimiz. Ve sağlıklı dünyaya geldik, tad aldık. Bana desen ki bugünkü zengin bir ailenin çocuğu mu, o günkü fakir ailenin bir çocuğu mu ben o günü tercih ederim. Dert yoktu, keda yoktu. Hayat vardı. Be. Daha doğal ortamda aslında yetiştiniz tabii, değil mi? Tabii. Bugünkü e, sağlığınızı, direncinizi, genç duruşunuzu hepiniz geçmişe bağlıyor musunuz? Geçmiş bir temeldir ama bugünkü yaşam tarzımı ben bozmadım. Evet. Ee, şimdi ben hala market yoğurtu yemiyorum. Benim yoğurtum evde mayalanır. Her sabah aç karnına e, yemekten bir saat önce e, bir çorba kaşığı, hakiki kara uzun bekmesi, bir çorba kaşığı ayder balı yerim. E, bir tane büldürcün yumurtası içerim. Her akşam yatmadan da iyi bir dolu tabak evde mayalanmış yoğurt yerim. Bu vesileyle zaten ben ...çocukluğumdaki yaşadığım o doğal hayatı devam ettirmeye çalışıyorum. Şimdi sizin dününüze baktığımızda dünü tercih ederdim, o zamanda yaşamak isterdim dediniz ya az önce. 12-13 yaşlarında sırtınıza aldığınız yük de bir o kadar fazlaymış galiba. Ama o yük bize ağır gelmiyordu. Mesela ben 12-13 yaşlarındaki Rize dağları... Biliyorsunuz hep dik yamaçtır. Evet. Ee, gerçekten e, çok dik yamaçtan yukarı 60 kilo, 80 kilo, 90 kilo yükü e, 13, 14, 15 yaşlarında götürebiliyorduk. Hatta bir seferinde iddia ettim ama o zamanki iddiamda şeydi, e, dik yamaç değildi, inikti. E, yokuş aşağı bir yerde. E, 17 yaşlarındaydım. 120 kiloyu kaldırdım sırtıma yaklaşık 150 metre götürdüm. Yaklaşık 150 metrede bir çocuk için evet, çok fazla. 120 kilo evet. ağırlığında e, pliket taşını aynı anda sırtıma alıp götürdüm. E, çünkü gerçekten çok cütslü bir bünyemiz vardı. E, gerçekten bugün gençler e, hep fespot ile e, geçiniyorlar. İşte Hepsi katkı madde, maddeleriyle. Ee, işte meyve suları falan filan hep çocuklar zehirleniyor ama kimse bunun farkında değil ve farkındaysanız bugün ben hastanelerle zaten hastaneci olduğum için Hı -hı. biliyorum ama bir de hasta ziyaretlerine gidiyorum e, duygusal olarak hastaneler dolmuş taşmış evet. binlerce hastane var ve binlercesi dolu ve 40'lı yaşlarda 50'li yaşlarda herkes hasta ve ağızlarında diş kalmamış. Mesela dün e, İzmir'den gelirken çantamı arkadaş aldı e, ben elbise e, askımı aldım arkadaş e, benden 15 yaş küçük 30 metre gitti bıraktı abi ben taşıyamayacağım dedi ve ben onu iki parmağıma taktım taşıdım. Çocukluğunuzda gençliğinizde o yoksulluk dönemlerinden bahsediyorsunuz zaman zaman İlkokulda öğretmeniniz tahtaya kaldırdığında da bildiğiniz soruya cevap vermemeniz de bundan mı kaynaklı? Yok pantolonumuz yıprak olurdu kalkmaya utanırdık yani e, ayakkabımız yıprak ayakkabı değil de Trabzon lastığımız yıprak olurdu ya da heyecanlanırdık işte e, ama e, dediğim gibi e, yokluk vardı ama mutluluk vardı. mutluluk vardı sevgi vardı dostluk vardı mesela senin bir işin varsa bütün komşular uçardılar. Doktor olmayı da çok istemişsiniz ama doktor olamayınca insanları hizmet <laughs> adına ambulans şoförlüğünü seçmişsiniz. Evet e, şimdi. Onun da bir hikayesi var mı? Evet var tabii. şöyle ki hatta eskiden bizim eskilerimiz şöyle derdi ya şoför olamazsam bile bir arabada muavinlik ederim derdi hı hı. ben de okuyup doktor olamadıysam insanlara nasıl faydalı olurum dedim İyi bir şoför olayım bari onları hastanelere taşıyayım ambulans olayım dedim ambulans yolladım 30 <laughs> yıl devam etmiş 30 yıl çok Otuz dua yıl. aldım çok hizmet ettim ee, bir tane ambulansa koyduğum hastayı hasta gözüyle bakmadım Bazım neyse, kızım neyse, eşim neyse, annem neyse, babam neyse, kardeşim neyse aynı hizmeti ettim. Çünkü benim o ettiğim hizmet bir gün beni bulacağına inanarak hizmet ettim. Evet. Araç kullanmayı çok sevdiğiniz için mi komşularınızdan arabalarını alıyordunuz? Arabalarını, ha, Araçlarını alıp kullanırmışsınız çocuk yaşlarda ha. araba kullanmayı öğrendiğiniz için. E bize kim araba verecek, kim öğretecek, biz de kiminle, kimle fırsat bulursak. Bir de ben şoförlüğü böyle bir yerden ders alarak, kurs alarak öğrenmedim. Evet. Ben şoförlüğü bindiğim arabalarda şoför nerede, nasıl hareket ediyor diye kontrol ederek öğrendim. Ve şimdi ben Milli Eğitim Bakanlığı'ndan direksiyon öğretmeniyim. Özel evet. dostlara, tanıdıklara, garibanlara ders veriyorum ama bugüne kadar kimseden bilir almadım. Ambulans şoför olmak için de özel bir eğitimden geçmek gerekiyor değil mi Süleyman Bey? Ben mi yanlış biliyorum? Yok, şimdi e, sağlık memuru olmak ve şoför kursunu bitirmek yeterlidir. Hı -hı. Ama e, bizim zamanımızda tabii kullanabilenlere veriyordular, herkese vermiyordular çünkü ambulans demek kolay bir iş değil, e, Trafiği e, çok cin gibi pratik zeka evet. 30 yılda kazam yok Allah'a şükür olsun amunası da şu vardır ani karar vereceksin ve ani uygulayacaksın evet. bir saniye tereddütün kazaya neden olur yanlış ya da doğru verdiğin kararı kesinlikle uygulayacaksın aslında çok riskli bir mesleğiniz varmış sizin şimdi baktığımızda ve pek çok da anı biriktirmişsinizdir. hafızanıza kazınmış unutamadığınız neler var ya da sizi çok hüzünlendiren hiç hafızanızdan çıkmayan çok az trafik kazalarına, yangınlara gittim. Mesela sarı yerde bir yangına gittim. Ee, anne çocukları eve kitlemiş, soba yanıyor. Sobanın e, hava deliğinden köz atlamış, halı tutuşmuş. Uç çocuk yanmış ve çocukların sadece kemiklerini bulduk. Uç tane e, 7 yaşında, 10 yaşa çocuklar buna benzer çok azılara gittik. Çok trafik kazalarına gittik. Parçalanmış gençlere gittik. E motosiklet kazalarına gittik. Mesela adam kazayı burada yapıyor. Çeldesi kopuyor. Of. Motor ve ellerinin of. direksiyonu tutmasıyla yaklaşık 1-2 kilometre daha motor gidiyor yani. Nasıl dayanabiliyordunuz Süleyman Bey? Yani insan o anda bilmiyorum dayanamaz gibi geliyor. E zor ama alışıyorsun. Sonuçta bir görevindir bugün doktorlar mesela ameliyata giriyor gözlerinde kendi elleriyle insanı kesiyorlar mesleği bu işi bu evet. alışmak zorundasın dayanamıyorsan zaten onu yapamaz. evet insan dayanamaz gibi yani şimdi empati kurmaya çalışıyoruz ama insan ister istemez dayanamaz ama çok ağladıklar duygulanlar anlar. evet duygulanlar yani, yaşarsınız yani direksiyonda o kadar ağlayarak hasta götürdüm var ki gözyaşım bu üzerimi ıslattığını biliyorum bir de ben aşırı duygusalım yani benim için Vanlı Mehmet ya da Edirneli Ahmet fark etmez. Benim için insan insandır. Onun yaşadığı yazıyı yüreğinde yaşayan biriyim. Yani a bu benim babam değil, kardeşim değil. Bana ne böyle bir yapım yok benim. Ee, herkes benim kardeşimdir. Onun yüreğinde bir yazı varsa, bedeninde bir yazı varsa hissediyorum ve yaşıyorum. Allah beni böyle yaratmış. Maşallah bunu duyabiliyorsanız ne mutlu size. Gerçekten ve Allah da beni karşılığında şükür olsun çok seviyor. Yani Allah'ın beni... E, Sevdiğini size anlatamam. Aşırı derecede Allah beni seviyor. Peki siz gidene kadar ambulans döneminden bahsediyorum, oyunculuğa gelmeden, siz o hastanın yanına gidene kadar vefat eden hastalar da oluyor değil mi? Oo çok. Nerede kaldın diye saldıranlar. Saldıranlar oldu size. 2008 miydi? Yanlış sanırım. Doğrudur. Eğer. Aslında hem Hanım'a saldırdılar. Evet. Ben araya girdim yumruğu ben de yedim <laughs> ama önemli değil şimdi biz e, sağlık çalışanları hasta psikolojisini iyi bildiğimiz için evet. e, o anda onları biraz anlayışla karşılıyoruz ama bazen çemberi aşanlar oluyor e, fakat şöyle bir şey et kemiksiz olmaz yani toplumumuzda tabii ki e, böyle yanlış yapan insanlar olacaktır fakat o tür insanlardan da şöyle bir ricam var sizin aracılığınızda. Lütfen. Bir anlık belki kendinizi kaybedebilirsiniz, yanlış yapabilirsiniz ama ne olur sonra gidin özür dileyin. Çünkü o sağlıkçılar olmasa sen nereye gideceksin? Neden hastaneye gidiyorsun da pastaneye gitmiyorsun, otele gitmiyorsun, pikniğe gitmiyorsun, hastaneye gidiyorsun. Orada o insanlar yoksa gider misin, gitmesin. Demek ki o insanlar bizim hayatımızın vazgeçilmez hizmetçaridir. E sen gidip onlara saldırırsan, hakaret edersen, küfür edersen olmaz. Çok yanlış bir şey olur. Yani o anlık belki bir yanlış yapabilirsiniz hata yapabilirsiniz sonradan bari gidin gönüllerini alın ee, yazık etmeyin. Siz e, o mesleği devam ettirirken aynı zamanda dizileri de takip ediyorsunuz hatta o dönemde ekranlarda mahallenin muhtarları var ve siz Erkan Can'dan çok etkileniyorsunuz ve o anda bir karar veriyorsunuz nedir o karar? Öncelikle sizi çok tebrik ediyorum. Bunca programa katıldım. Bu kadar geniş araştırmalı bir sunucuyla, bir program hiç karşılaşmadım. Teşekkür ederim. Bu dediğiniz soruların birçoğunu ben unutmuşum bile. Gerçekten tebrik ediyorum ve seyircilerimize de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten benden hiçbir bilgi almamıştı. Kendisi çalışmış, emek vermiş, bulmuş. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Evet, şimdi ben aslında Çayeli Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförüydüm. Mahallenin Muhtarları dizisini izliyordum. Ee, orada Erkan Can kardeşim temel oynuyor. Evet. Ben onun Bulgar göçmeni olduğunu öğrendim. Dört dörtlükte oynuyordu, tebrik ediyorum. Sonra şöyle dedim, ya dedim, Bulgaristan'dan gelmiş Karadenizli'yi oynuyor. Demek ki burada bir eksiklik var bir boşluk var. Bizim uşaklar gittiler, fırıncı, pastacı, mutahit oldular. Bu dünyaya girmediler. Ben bir gideyim dedim, bakayım burada ne var. <gülüyor> <gülüyor> Tabii e, memuruk, tan yaptıracağız. Hemen dilekçe. Hemen dilekçe yazdık <laughs> ettik. Baktılar gerçekten gidiyor. Babam dahi nereye gidiyorsun İstanbul'a niye? Ya dedim televizyon dünyasında sinema dünyasında bir boşluk var. Bir gideyim bakayım dedim. Ben de orayı doldurayım. <gülüyor> <gülüyor> Doktor arkadaşlar herkes kahkaha bilmem ne. Dedim İnanmadılar ki, mı size? Söyleyeyim? Kimse inanmadı. Ondan sonra dediler ki... Ya seni kim oyuncu edecek? Dedim ki bakın... Eğer ben gitmezsem... Hayat boyu... içimde bir güpta kalacak. Evet. Ya gitseydim mi? Acaba ne olacaktı? Teşke gitseydim ama giderim... Şansımı denerim. Olmaz... Bir kamyona daha biner dönerim. <laughs> Sonra tayinimi yaptırdım. Geldim İstanbul'a. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne tayin oldum. Oradaki şoför arkadaşlar karşıladı. Hoş geldin. Beş gittin. Nereden geldin? Rize'den geldim. Ya dediler biz memlekete gitmek için can atıyoruz. Sen Rize'den geldin. Ters göç. He, <laughs> ki bir de Rize'de benim çok lüks bir hayatım vardı. Evet. Yani hakikaten e, çok rahat bir hayatım vardı. Padişalar gibi. Bütün o hayatı bıraktım. Sadece yatak odamı, oturma odamı kamyona koydum geldim. Dedim ki ya ben dedim sanatçı olmaya, artist olmaya geldim. Dört tane şoför arkadaş birbirine baktılar. Bir tebessüm güldüler. Ben sonra odadan çıktıktan sonra e, kahkaha ile gülmüşler ve demişler ki al İstanbul bir enayi daha geldi sana. Estağfurullah. Ondan sonra ben dört ay sonra şöhret oldum. E, dört ayda başardım. Dört ay sonra dördü de böyle onun kitleri geldi. Dediler ki hakkını helal et özür diliyoruz. Ne oldu ki dedim. Ya sen böyle demiştin ya biz arkandan böyle demiştik. <laughs> sen bizi mahcup ettin. <laughs> Öyle bir şey oldu. Siz ajansa kaydoluyorsunuz. Ajansa kaydolduğunuzun ertesi günü sizi sete gönderiyorlar doğru mu? Doğrudur. Şimdi e, a, 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 e, eyvah kızım buydu. Alık bilgiler oynuyor. Evet. E, Ajansa kaydoldum, eve çıktım. İki saat sonra ajansın sahibi e, aradı beni. Dedi ki, yarın dedi seni böyle bir diziye göndersem, diyaloglıdır, oynayabilir misin dedim. Oynarım, merak etme dedim. E, gönderdi. E, neyse, benim rolüm şey, o zamanlarda çok şu, meşhurdu. E, Böyle evlere giderdiler, tava, tencere falan bir şeyler, Pazarlamacı. takımlar, pazarlamacılar. Benim de rolüm o. Bir tane villaya gideceğim. Ee, selam olsun buradan ajansın sahibi Tahsin Ozan Bey'e. Ee, villada tava, tencere satacağım. Ancak onlar almayacaklar. Ben ikna etmeye çalışacağım. Kovacaklar, kapıyı kilitleyecekler. Gene zilla basacağım, gene ikna etmeye çalışacağım. ve En sonunda kepçeyi kafama koyacaklar böyle. Rolü çektik. Yönetmen çok beğendi. Tamam arkadaşlar dedi. E, ışıkları kaldırın başka sete geçin. Ben yönetmenin yanına gittim. Persem öyle bir ajanstan giden oyuncu yönetmenin yanına gidecek, konuşacak. Öldürürler. Böyle bir şey yok. Ama ben bilmiyorum tabii. Saf köylü, Kaçkar'dan gelmiş. Gittim yönetmenin yanına. Dedim ya hocam kusura bakmayın öyle ukala terbiyesiz biri değilim ben. Gayet aklı başında bir adamım. Ve bu devletin de memuruyum. Ama sizden bir ricam var dedim. Buyur dedi. Dedim siz ne kadar çekti oldu tamam dediyseniz de bu benim içime sinmedi. Çünkü siz beni baskı altında oynattınız. Benim e, kabiliyetimi senaryoya veremedim. Eğer ki senaryoya bağlı kalarak beni rahat bırakırsanız tekrar çekmek istiyorum. Ne dersiniz dedim. Şöyle bir bakmış. Bana bir tokat atası gelmiş. Ya ben yönetmenim tamam dedim senin bana dediğine bak. Ama dedim ya Allah beni seviyor. İçinden bir ses demiş ki dediğini yap ondan sonra iki tokat at. <laughs> Dedik arkadaşlar ışıkları tekrar kurun dedi. Ne oldu hocam dedi. Beyefendinin içine sinmedi dedi. Birbirine bir baktılar. Ne bakıyorsunuz dedi. Kurun seti dedi. Kurdular seti. Geç oyna dedi. Karşımdaki oyuncu arkadaşa da dedim ki. Bak kepçeyi bu şekilde vur ki ben kendimi oyuna verebileyim. bu şekilde yap. Beni de oyuna bağla. Dediklerini yaptık. Bir daha çektik. Yönetmen çağırdı beni yanına. Dedi ki ya dedi sen dedi beni mahcup ettin dedi. Niye dedim? Çok büyük bir oyuncusun dedi. Ben dedi seni dövmek için oynattım. Çok özür diliyorum dedi. Dedim hocam olur mu? Niye öyle diyorsunuz dedim. Dedi çok güzel oynadın. Telefonunu hemen alın bize lazım bu dedi. Sonra aradı ajansçı Tahsin Bey'i. Dedi ki ya arkadaş böyle böyle bir durum var. Ajansçı da ertesi gün Unal Küpeli'nin bir filmine gönderdi. Orada sokak satışı yapacağız. E, aslında dublaj çekimiydi. Evet. Arkadaşlara dedi ki hayır ses sistemini kurun dedi. Ben bu adamın sesini direkt evet. çekeceğim dedi. Çektikten sonra çağırdı beni dedi ki ya sen şimdiye kadar neredeydin dedi. Dedim Rize'deydim. Rize'de bilmem ne yapıyordun dedi. Selam olsun Unal Küpeli abi ya. Ee, oradan çektik. Sonra da işte yolumuz sevgili Birol Güven'le kesişti. Ondan önce şey var ama Aynalı Tahir var, İkinci Bahar tabii, var, Türkan Şoray, Çener Şen. Türkan Şoray, Aynalı Tahir, sinema filmleri. Birol Güven sizin dönüm noktanız olmuş Süleyman Bey. Kesinlikle. Allah ee, ondan razı olsun. Hayatınızda çok önemli bir yeri var. E, ayrılsak da beraberizle mi başladı yolunuz? Ee, Birol Güven önce Dikkat Bebek var dizisini yapıyordu. Evet. Ee, oraya oyuncu lazımdı. Hatta bu arada ben bir ajanstan da Bir hikaye anlatayım size Buyurun. Ee, Rezan abla diye bir ajansçı vardı Ona da kaydoldum Dedim ki Rezan abla Ben senden para istemiyorum İstanbul'a yeni gelmişim Ama beni çok dizilere ve oyunlara gönder dedim Paranın önemi yok dedim Yeter ki ben gideyim dedim Yalnız dedim sana bir şey söyleyeceğim Ben çok dobra ve mert adamım Şimdiden söylüyorum Ben sizi merdiven olarak kullanıyorum yani nasıl dedi. Dedim ki sizden dedim ben oralara ulaşmak istiyorum. Benim için paranın bir önemi yoktur. Göndermeniz yeterlidir. Ancak yarın ben tek başıma uçmaya başladığında Süleyman neredesin demeyeceksin bana dedim. Büyük bir kahkaha attı. O arada içerideki kızlar geldiler. Ne oldu abla dedi çalışanlar. Dedi ki beyefendi dedi beni merdiven olarak kullanıyormuş dedi. Ondan bana bir ortak kahve yapın dedi. Bir kahkaha daha attı. Ne oldu abla dedim. Dedi ki oğlum dedi senin gibi niceler bu kapıdan geldi geçti dedi. Dedim ki bunu dedim 6 ay sonra diye biliyorsan tamam dedim ama bana küsmek yok dedim. Ve 6 ay değil 2 ay sonra ben kanatlarımda uçmaya başladığımda o kanatlarını kırdı. <laughs> Çok da azimli misiniz Süleyman Bey? Yani kafanıza koyduğunuzu yapıyorsunuz bir de takip de ediyorsunuz. Peşinde bırakmıyorsunuz. Ee, evet ondan sonra işte ee, Rezan Abla'dan e, Birol Güven'in Ayrılsak Da Beraber dizisine gittim. E, orada bir rolüm vardı. Onu ben oynadım. Tek çekimde bitirdim. Sonra oradaki e, Hakan kardeşime ve Necmi kardeşime dedim ki ya sizin bu diziyi yapan arkadaşla ben nasıl görüşebilirim? Dediler ki Ortaklar Caddesi'nde işte Birol Güven git ona. Ziyaret ettiniz. Evet. Ee, burada Birol Güven'e çok teşekkür ediyorum. Yani benim e, görüşme isteğimi kabul etmesi bile bir adımdı yani. Evet. Şimdi görüşemem diyebilirdi ajanstan gelen bir oyuncu niye görüşecek ki ama o kadar mütevazi ve beyefendi ki sağ olsun e, sekreterine ben Birol Bey'in bir, bir iki dakikasını alabilir miyim dedim. Söyledi buyursun dedi. Girdim Birol Bey'in odasına. Dedim ki Birol Bey ben Rize'den geldim. Ambulans şoförüyüm. Oynamak istiyorum. Ben sizden torpil istemiyorum. Ama bana çantadan bilet çekme hakkı tanıyın. Eğer ben oradan bilet çekemezsem eee şeyde de de yakalayamam. Ama dedim bana şans tanıyın. Tamam dedi. Aynı diziye ufak ufak yazmaya başladı. Ufak 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 ama gittikçe her senaryo buyuttu büyüttü. 10 Ol bölüm oldu. Orada biz 8-10 bölüm oynadım. Sonra ha. dedi ki ya dedi dikkat bebek var dedi. Gel dedi onu yeni yapıyorum orada oynatayım seni. Şey. Kaan tamam, Girgin, Ceyda Düvenci. Evet Kaan Girgin, Ceyda Düvenci. Dikkat bebek vardı oynadık. O da bitti. Dedi ki ya dedi ben şimdi bir senaryo yazmaya başladım. Ee, o arada dikkat bebek var bitince ben de ambulanslı işim olmayınca Birol Bey'in şoförlüğünü yapıyorum. Beraber gidiyoruz her yere falan. Ee, o senaryoyu yazıyor arka koltukta. Ben onu götürüyorum getiriyorum falan. Şoförlüğüm de iyi. Dedi ki çocuklar duymasın diye bir dizi yazıyorum dedi. Seni dedi orada patron İsmail oynatacağım. Uyanık, is uyanık patron İsmail <laughs> değil mi? <laughs> Dedim ki tamam bir Bey sen senaryo yaz ben dua edeyim. Bu işi götürelim dedim. <laughs> o senaryoyu yazdı. Ben dua ettim. Hem de araba kullandım. Patladı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Dizide kim söylüyordu onu? Patladı gitti. Emin abi. <laughs> Emin bey. Çocuklar Duymasın yıl 2002. Evet. Sizin gerçekten sıçrama yılınız oldu. Yıldızınızın parladığı yıl oldu. Evet. Arkası da çocuklar ne olacakla devam etti öyle mi? Evet çocuklar ne olacak. Evet. E Şimdi bugün baktığında yaklaşık 30'lı 40 40'lı yaşlar bizimle buyumuşlar. Yani bugünkü geldikleri 40 e, kadar insanlar, çocuklar duymasınla buyumuşlar ve bizim çok büyük bir kitlemiz var. Evet. Ben şimdi mesela 10 e, gündür İzmir'deydim. Eee bütün gençler, e, 30-40'lı yaşa kadar bütün insanlar inanılmaz sevgi gösteriyorlar. Sanki böyle e, gurbetten gelen kardeşlerini görmüş gibi sevgi gösteriyorlar. E, sizin dizinizde biz buyduk diyorlar. Yani bizim bir kitlemiz var. E, çocuklar duymasını yeniden bir rol güven gündeme getirip yapmayı düşünüyor. E, i̇nanıyorum ki e, tekrar bu halkın gönlünde tat kuracağız. Çocuklar duymasının tekrarları hala izleniyor. Bunu neye bağlıyorsunuz Süleyman Bey? Çocuklar duymasın e, dizisi fenomen olmasının nedenlerinden biri ki ilk başta az kadro ile o senaryo ile yol aldık ve birol güven aşırı derecede zeki bir adamdır. E, bu zekiliğinin e, yanında bir de bir avantaj tarafı vardır şöyle e, kendisi bir kasaba çocuğudur, kasaba hayatını biliyor doğal bir insandır bunu biliyor. Bir de turist rehberliği yapmış buradan da e, biliyor. Yani insan anatomisini ve yaşam tarzını iyi bilen biridir. Evet. E, yazmış olduğu bu güzel senaryo ile kimi nerede oynatacağını da çok iyi bilen biridir. Mesela en büyük örneğini vereceğim size. Birol Güven o dizide beni çaycı yapabilirdi. Çünkü evet. ben Rize Çayeli'li bir adamım. Bunu sanıyorum Türkiye'de Birol Güven'in haricinde kim yaparsa yapsın eğer beni oynatacaksa çaycı olarak oynatabilirdi. Ama Birol Güven beni inşaat patronu olarak oynattı. Ee, yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Kime hangi rolü biçeceğini, hangi senaryoyu yazacağını, hangi kelimeleri yazacağını bilen olağanüstü bir zeka ve beynine sahiptir. Peki halkın bu kadar bu diziyi sevmesinin sebebi kendimizden bir şeyler bulmamızla alakalı mı? Kesinlikle, kesinlikle. Mesela her evde olmasa bile etrafımızda, akrabımızda bir Haluk vardır. Bir Pinar Alto, Mertem vardır. Bir Zeyno vardır. Bir Light Selami vardır. Ve Bilassa'da benim rolümde Türk gençliğinin yüzde doksanının ya... Öyle bir rol yaşantısı vardır ya da öyle bir roldaki yaşantıyı hayal edişi vardır. Hayal etmiştir kavuşamamıştır ama hayal edişi vardır. Ee, herkes kendinden bir şey buldu. Herkes havuçtan bir şey kaptı. E, Duygudan bir şey kaptı. Hakikaten e, mesela 4-5 kişilik ailede muhakkak bizim bir tanemiz vardık iki tanemiz vardık yani. Bir de o çocukların yanında her şeyin konuşulmayacağını mı öğrettiler acaba? Tabii mutfak. <laughs> Mutfak Adınızdan e, söz ettirdiğiniz projeden sonra Size ambulans şoförlüğünü Bırak diyenler oldu mu Ya da bırakacak mısın diyenler Çok oldu hanıma bile söyleyenler oldu e, Dediler ki Tamam e, şöhret oldun e, Şimdi arabayı değişirsin Sonra eşi değişirsin e, Ambulansı bırakırsın Ve ben ilk Röportajımda şunu söyledim Arkadaşlar sizi normal karşılıyorum çünkü böyle görmüşsünüz hep böyle olmuş ancak şu an karşınızdaki kişi çok farklı biridir. Ne eşimi değişeceğim ne işimi değişeceğim bu yola devam. Çünkü ben insanlara yardım etmek faydalı olmak istiyorum ve benim ancak bugünkü şartlarda ambulansta insanlara faydalı olabiliyorum. Bir ambulans şoförü olarak bunu yaptım ben. Ben acilin önünde sağ olsun doktor arkadaşlarımın hepsine minnettarım. Ee, şimdi telefonla bağlansa insanlar Türkiye'nin her köşesinden hiç tanımadığım bilmediğim olağanüstü yardımlarım olmuş olan insanlar ararlar. Ee, ben hastanenin acilinin kapısında beklerdim. Ee, Poliklinik'in o acilinin arasında dururdum. Yaşlı bir amcamız, yaşlı bir teyzemiz, sakat bir kardeşimiz gelir sıra bulmamış olur. Muayene olamaz, ilaç parası olmaz. Buradan geri dönerse ben sıcak odamda oturduğumun mevalini Allah'a veremem diye acilin kapısında beklerdim. Evet. Ve e, hiç tanımadığım... Erzurumluymuş, Karslıymış, Diyarbakırlıymış umurumda değil. İnsan mı, kardeşim mi? Şurada yeri var. Bitti. Ne güzel, ne mutlu size. Sizin nöbetçi olduğunuz bir gün İstinye'de biri iftar yemeği sonrası rahatsızlanıyor. Tansiyonu çıkıyor. Size 500 metre uzaklıkta. Neler yaşandı o akşam? Ya sizi tekrar tebrik ediyorum. Bunu nasıl <laughs> bile buldunuz ya? <laughs> Şimdi şöyle, bana çok yakın 500 metre mesafeden bir ihbar aldım. E, o anda da bizim dizi oynuyor. Ee, hemen biz tabi olay yerine vardık adam kalp krizi geçirmiş ee, kötü durumda kendinde değil biz hastayı hemen aldık sediye koyduk ee, ambulansa koyarken tamamıyla e, hakimiyet bende olması lazım evet. çünkü sediye yerleştirip kitlemem lazım tamam arkadaşlar bana bir akım bundan sonrası bana ait hepinize teşekkür ediyorum emekleriniz için dediğimde adam benim sesimi duymuş evet ama gözlerini açmadan diyor ki acaba öldüm öteki dünyada mıyım ben neredeyim diye bir hayal kuruyor. Sonra gözlerini açıyor beni karşısında görüyor. Biz tatlı sohbet kafaya takma öyledir böyledir derken bir de ambulansta buna bir çement çağıştım. Karadeniz havası şişliyet falan gidene kadar adam kalktı <laughs> dumduz oldu hiçbir şey kalmadı. Yani hastaneden önce siz ilaç görevi vermisiniz. Aynen zaten. moral, psikolojik. Psikolojik destek vermişsiniz. Ondan sonra sizi çaya mı davet etti hastanede? Aynen öyle. <laughs> çok çok anılarımız var. Çok. Ee, mesela hiç unutmuyorum bir tane ki çok acı bir tablo. Evet. İTÜ'de okuyan bir delikanlı. Babası İTÜ'nün karşısında arabayla bekliyor. Çocuk okuldan çıkacak, babası da alıp eve gidecek. Evet. Babası işten geliyor. Akşam saat 4 5 gibi. Çocuk karşıya geçerken bir tane kamyon vuruyor. Hemen benim 200-300 metre uzağımda. Hemen bize haber geldi. Hemen koştuk hastaya, Aldık hastaneye yetiştirdik. Doktor ameliyattan çıkmış. Uç ameliyat etmiş. Eli ayağı artık titriyor. Eve gidiyor. Kapıda yakaladım. Allah ya. Evet. Allah'ın takdiri. Ben bir vesileyim. Benim evet. hiçbir ozilliğim yok. Tamamıyla Allah'a ait. Bunu kapıda yakaladım. Hocam hocam dedim. Ne olursun. Bu delikanlıyı ameliyat et dedi ki İsmail dedi ölüyorum dedi. Tamam hocam seni çok iyi anlıyorum. Peki bu delikanlı senin oğlun olsaydı gene eve gider miydin dedim. Arkadaşlar dedi ameliyathaneyi hemen hazırlayın dedi ameliyata giriyoruz. O diyordu ki başka bir hastaneye sevk edin ama ben başka hastaneye gitmeye zaman kaybetmek istemedim. Ve o çocuk kurtuldu. Çok şükür. Ziyaretime defalarca babasıyla geldiler. İşte burada onca Allah'a defalarca şükrettim. Ve kendimle de gurur duydum. Ya Rabbi bir işe yaramışız diye. Ne mutlu olurduyduk. size. duyduk. Ne mutlu size. İnsanların artık birbirine güveninin kalmadığını düşünüyor musunuz Süleyman Bey? Yani çünkü yapmış olduğunuz bir iş var. Sizi ağlatan bir iş bu. Bir mal karşılığı ilk defa çek yazıyorsunuz. Ve o çeki yazdıktan sonra da ağlıyorsunuz. Bravo. Şimdi ben eh, 2004'lü yıllarında bir ticarete girdim. Bankadan çek defteri aldım. İşime mal aldım, toptan mal aldım. Çek yazdım. Biz alışık değiliz. Gerçekten kenarda oturdum ve ağladım. Baştan da dedim. Gerçekten çok duygusal biliyorum, bir adamım. Biliyorum, evet. Yani ben evimde kahvaltımı ederken gözyaşı akan bir adamım. Sıcak çorbamı içerken gözyaşı akan bir adamım. Şu anda bile çok duygulandınız ama. Çünkü e, hangi şehit çocuğu, hangi yetim çocuğu, hangi muhtaç çocuğu şimdi benim beğenmediğim zeytini belki de arıyor, bulamıyor. Hangi evde sıcak çorba yok? Yetmiyorsun, yetemiyorsun ama zaten dinimizde de diyor hiçbir şey demiyorsan bir gözyaşı hak et. O gözyaşın da akmıyorsa bir yürek yaşı hak et. İşte böyle bir yapım var. Şimdi çeki yazdığımda insanlığın zayıflamasına ağladım. Çünkü adam çeki aldığı halde tereddütlüdür. Bu çekin karşılığı var mı? Oysa ki insanlık bu değildir. Çekmiş, senetmiş böyle şeyler boş işler. Eğer biz gerçekten bu dünyada misafir olduğumuzu bilerek yaşayan bir canlılarsak evet. ve gerçekten Cenab-ı Allah bize bu kadar değer vermiş ise ki Dünyada Allah'ın yarattıklarının içinde en değerli biz deriz. Çünkü Allah diyor ki: "Ben insanları yaratmasaydım kainatı yaratmayacaktım. Kainatı yarattım ki insanlara hizmet etsin." Ya biz şimdi bu kadar değerli varlıyız. Allah'ın en değerli yaratıklarıyız ve bizim için bir kainat yaratılmış. Bugün okyanustaki o hiç umrumuzda yemediğimiz, tutmadığımız, görmediğimiz balıklar, yerin altındaki binlerce altında, metre altındaki böcekler bile bizi hizmet ediyor. Belki farkındayız, belki değiliz ama onlar bizim hizmet çağrımız. Evet. Ve bugün öyle bir aleme gelmişiz ki ben o zaman insanların birbirine güveninin kaybolduğu için gözyaşım aktı ama... Bugün öyle bir hala geldik ki bırakın insanlığı, komşuluğu artık kardeş kardeşe güvenmiyor. E, komşu komşuya güvenmiyor. Şunu düşündünüz mü? Bir kağıt parçası benim sözümün önüne geçti. İşte o, onu da aynen orada dedim zaten. E, adam bana sordu neden e, gözyaşın aktı İsmail Bey? Hayırdır? Dedim ki çok üzüldüm. Çünkü şu kağıt parçası benim sözümden daha değerli olduğu bir dünyada biz nasıl yaşayacağız... Hadi biz bir şekilde yaşadık, bizden sonra gelen gençlik nasıl ayakta kalacak? Doğru söylüyorsunuz. İsmail ismine o kadar çok alışmışsınız ki Süleyman'ın önüne geçmiş. Çok. Tabii. <laughs> Değil mi? Aynen. 34 yıl oldu mu siz evleneli Emine Hanım'la? 36. Da. 36 yıl oldu. Bir evet. kız, bir oğlunuz, bir torununuz var. Ey maşallah. Oğlunuz Amerika'da mı hala eşler? Oğlum Amerika'da. <laughs> Oturma izni aldı mı? Dağlamamış. Çok da dürüst yalnız oturma izni için evlilik yapacaktı ama iptal etti. <laughs> ya nereden biliyorsunuz bunları? Bu da benim mesleğim. Ama bak bugüne kadar hiç böylesini görmedim. Çok teşekkür ederim. Vallahi tebrik ediyorum. Evet oğlum şimdi Amerika'da geçici bir evlilik yaparak kalmak istiyor. Çift pasaport almak istiyor. Geçici evlilik yapma yapacağı için de Evlenme teklifleri alıyor ama aldığı tekliflere diyor ki ben geçici evleneceğim. Çünkü çift pasaportumu aldıktan sonra ülkeme döneceğim ve ülkemde evleneceğim. Ee, yani bir kere yalan dese işi götürecek ama onu da demiyor ve ben ona diyorum ki sakın deme oğlum. Evet. Eğer ki bir yalanla sen çift pasaport alacaksan alma bırak gel. İstemiyoruz. Onun bize hayrı gelmez. Yalansız bir hayatın olsun diyoruz. Ve Allah'a şükür olsun hiç yalan konuşmaz. Evet çok da duyarlı bir baba. Oğlu 4-5 yaşındayken bile gece 11'de top istese Çayeli sokaklarını arşınlarım diyor. Onu da yapabiliyor. Aynen de yaptım. <laughs> Aynen de ya yaptım. bütün bunları kimse bilmez ve basında yok. Siz bunları nereden öğrendiniz? İşte, onu da söylersem bu işi yapmamam çok lazım. Çok enteresan gerçekten. <laughs> çok teşekkür ederim Şimdi sağ olun. ben askerden 14 sene sonra şöhret oldum. Komutanım geldi bir akşam bende misafir oldu benim birkaç tane unuttuğum hatıralarımı bana anlattı. Evet. Dedim ki ya komutanım ben unutmayabilirim sizin askerinizim ama sizin milyonlarca askeriniz oldu. Beni nasıl bunu içinde hatırlarsınız? Hani o zaman şöhret de değilim. Dedi bana ki oğlum 45 yıl komutanlık ettim. Senin gibi delisini, senin gibi tatlısını hiç görmedim Ne dedi. güzel ne mutlu. Onu için unutmadım dedi. <laughs> ne güzel ne <laughs> mutlu. Çok teşekkür ediyorum Süleyman Bey geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık, sizi tanımak şerefti, gururdu. Çok hoşumuza gitti, çok da eğlenceli oldu program. Ee, i̇nşallah siz de beğenmişsinizdir. Efendim ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dünü ve bugünü e, inanılmaz bir şekilde e, ismine uygun da e, sorularla, benim bile unuttuğum sorularla karşılaştım. Basında olmayan, tamamıyla e, kimsenin bilmediği şeyleri ve tekrar söylüyorum buradan değerli izleyiciler. Tek kelime benden öğrenmediğine size and içiyorum tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Çok teşekkür ediyorum. Bütün seyircilerimizi de saygıyla, sevgiyle selam diyorum. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Ne iyiyettinize geldiniz. Alkışınız bol olsun. Teşekkür ederim. Efendim Eda Özdemir'le Dünden Bugün'e programının sonuna geldik. Sevilen isim hem neşesiyle hem güler yüzüyle hem samimiyetiyle bizlerleydi. Süleyman Yağcı stüdyo misafirimizdi. Haftaya farklı bir isimle birlikte olmayı diliyoruz. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.